reformist veya sistem içi çözüm değil de hakikaten bir devrimci dönüşümden söz ediyorsak kentleşmeye dair çok da zor bir şeyden söz ettiğimizin farkındayım. Çünkü imar mevzusu Türkiye'nin önemli ekonomik hareketlerinden de bir tanesi. Ama ne olursa olsun eğer bir devrimci dönüşüme işaret ediyorsak kentleşme politikası üzerinde bir kere her halükarda mevcut işleyiş sisteminin sorunlarını açıkça irdelemek zorundayız. Bu dönüp kendimize de bakmamızı, kurumlarımıza da bakmamızı gerektiriyor. Özneleri, kurumları bu çerçevede üretimlerini, aksayan yönlerini öz eleştirel bir şekilde ele almak durumundayız. Kent bizim yaşananımız ve ortak noktamızsa bunu kök sorunları görmezden gelen, görünmez kılan ya da üstünü örten bir yerden değil ve devletten bir şey bekleyen değil, suça iştirak etmeyen bir hak mücadelesi. İşte kent hakkı bu noktada önem kazanıyor. Çünkü kent hakkı kentsel kaynaklara erişim hakkıyla sınırlı değil. Tam aksine yaşadığımız yeri inşa ederek aslında toplumsal dönüşümü de sağlayacak bir hak olarak karşımızda. O yüzden de devrimci bir tarafı var ve bunu çocuklar, gençler, kadınlar, LGBT, engeller, hayvanlar, yaşlar falan filan diye de ayırmıyor. Bir bütün bu. Çünkü işte bu ortamda, açık alanda, kapalı alanlarda, müşterek alanlarda birlikte nefes alıp veriyoruz ve hepsi bir bütün. Ve bir talep siyaseti değil, bir mücadele zemini. Dolayısıyla karar vericilerle masaya oturduğumuzda güçlü oturmak zorundayız. Politik olarak da, bilgi olarak da, üretim olarak da. Bir kenti inşa ederken sadece insanları değil, doğayı da düşünerek, hayvanları da düşünerek, canlıları da düşünerek, ağaçları da düşünerek, engellileri de düşünerek inşa etmek zorundayız. Doğal olarak bu kentte yaşayan tüm canlılar ve kentin geleceğinde söz sahibi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğal olarak kent demokrasisinin de esas da yerelleşmeye dayandığının yüzyıllar önce söylenen bir gerçeklik var. Demokrasi esas da temel dayanağını yerelleşmekten alıyor ve yerel yönetimden alıyor. Bir kent ne kadar yerelleşirse o kente demokrasinin kendisi o kadar gelişkin olur ve o kent o kadar demokratik bir şekilde yönetilir. Doğal olarak da Türkiye'de coğrafyamızda da ne kadar yerel yönetim anlayışımız yerelleşmişse, belediyecilik anlayışımız yerelleşmişse o kentlerin daha da güzelleştiğini, daha da güçlü bir yönetime sahip olduklarını söyleyebiliriz. Doğal olarak burada iktidar yerel yönetim ilişkisi de belirleyici bir yerde duruyor. Mevcut iktidarın yerel yönetimlere verdiği önemi hepimiz biliyoruz, malumunuz. Bir önceki seçimlerde işte büyük şehirleri kaybettiğinde iktidarın kendi cephesinde nasıl bir hezeyan yaşadığını, bir İstanbul'u kaybetmenin bir Türkiye'yi kaybetme anlamına geldiğini açık bir şekilde itiraf etmişlerdi. Doğal olarak burada da bizim anlamamız gereken yerel yönetimlerin toplum açısından, dinamikler açısından, o kente yaşayan tüm canlılar açısından büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizmek istiyorum. Dersin simgesel bir kent, bir coğrafya. Dersine Türkiye'deki herhangi kentlerden biri, mesela Elazığ gibi yaklaşmamalıyız. Vatikan küçük bir mekan. Vatikan küçük dinsel bir mekan ama devlet olarak görünürlük kazanmıştır. Vatikan Roma'nın bir semti ama bir miyalı Katolik dünyasının merkezidir. Vatikan'a yönelik bir girişim, bir tasarrufun olacaksa bir miyalı Katolik'i düşünmek ve hesaba katmak zorundasın. Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'na İsviçre'den bile gelirler. Dersim, özellikle Türkiye Alevilerinin manevi etkilerini derinden hissettikleri yaşam ve inanç kaynağıdır. Dersim Alevilerinin asırlar boyunca yaşadığı bütün baskı ve hile politikalarına karşın çoğunluğu hala muhafaza ettiği yegane bir kent, yegane bir memlekettir. Dersim'in geleceğine dönük bir program tasarlanacaksa Alevilerin ruhu olduğu hatırda tutulmalıdır. Alevilerin tarihten güncele simgeleri, kahramanları, değerleri sokaklara, caddelere, fotoğraflara yansıtılmalıdır. Şahsen bana Alevilik nedir diye sorulsa Hallacı Mansur derim, Nesmi derim, Pir Sultan Abdal derim, Yunus Emre derim ama Dersim de derim. Dersim Alevilerin yüzlerce yıllık acılı tarihten güncele gelen hafızasının yansıması bir kütüphane olsun istiyorum.
Dersim'in bilinen değerlerinin fotoğrafları Dersim Belediyesi'nin vitrinine konsun istiyorum. Dersim'de Aleviler var. Dersim'de kendi inanç değerleriyle yaşamak isteyen ve bunu yaşadığından mutlu olan Aleviler var. Dersim'in sokakları, yolları, duvarları, Dersim'in değerleri, heykelleri ve fotoğraflarıyla donatılsın isterim. Dersim'in ormanlarına, dağlarına, taşlarına karakollar ve karekollar yapılmıştır. Bir zamanlar Dersim dört ağız içinde türküsünü söylerdik. Şimdilerde Dersim'in ruhu, Dersimlerin ruhu dört karekolla kelepçelenmiş vaziyette. Tekrarlıyorum. Şimdilerde Dersim'in ruhu dört karekolla kelepçelenmiş vaziyette. Kent hakkı, kentlerde nefes alma hakkı, kent hakkı, barınma hakkı, işte parklara, yeşilliklere, sıcak yaz günlerinde kıyılara erişim hakkı, belediyelerin kentsel hizmetlerine ulaşma hakkı üzerinden tartıştığımız akademik bir kavram, ama akademik tarafını bir tarafa bırakacak olursak, bizler kendi yaşantılarımızda doğrudan bu kent hakkı ile ilgili içli dışlı bir serüven içindeyiz Türkiye'nin yerel yönetim kültürü çerçevesinde. Şimdi kentin paydaşları var dedik. Kentin kadınları var, çocukları var, engelli yurttaşlarımız var, gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Dolayısıyla herkesin kentle kurduğu ilişki birbirinden farklı. O özgürlük alanlar bizlere açılmadıkça biz katılımcı ve ideal bir şehircilik anlayışını maalesef ne kadar konuşsak az. Yani bu işin temelinde elbette ideal bir demokrasi var. O işte helva yapıyorsak eğer onun temel maddesi işte demokrasi. Yani kayyumla demokratik iradenin gasp edildiği bir yerel yönetimde veya işte böyle alelacele hazırlanmış, nereye hizmet ettiği çok belli yasal düzenlemelerle bazı yetki gaspları ortaya çıkıyorsa bu bizim ideal demokrasi seviyesinden çok çok uzaklaştığımızı, dolayısıyla katılımcı ve şehircilik anlamında demokratik uygulamalar için daha uzun yıllar mücadele etmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Bizler bu mücadele